Bayburt mutfağından patates böreği. 11 adet patates, 2 yemek kaşığı tarhun otu, 2 adet soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı tereyağı, 4 adet yumurta, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Ablanı aşağıda biraz dinlendiriyoruz, çay içiyor. İstersen sen de otur, yorulma. Patates böreği diyoruz ya, böyle bir hamur yapıp içine harç yapmayacağız. Gerçekten patatesten güzel bir börek yapacağız. Ben patatesi, haşlanmış patatesi şöyle soymaktan çok hoşlanıyorum. Ben soğan doğrayayım, sen ez. Olur mu? Soğan var bunda. Senin marinellerin kokmasın. Ben doğrayayım, siz ezin, olur mu? Ay, kurban olurum. Nasıl istersen. Ben ezeyim. Tamam, sen tamam. Doğra. Bu tamam. Şimdi bunları kavuracaksın değil mi Hatice? Evet, zeytinyağıyla kavuracağız. Zeytinyağın. Burada 3 soğan yaptın değil mi? 2 soğan yaptık. 2 büyük soğanımız var. O kavrulacak. Sonra soğanla patatesi birleştireceğiz. Evet, al bakalım. Tarhun otu da koyacaksın. Evet. Kendi getirdiğin tarhun otunu. Evet. Tarhun otunu kendiniz mi topluyorsunuz? Orada satın mı alıyorsunuz? Kendimiz satın alıyoruz da iken tarımla uğraşan insanlar da biçim biçim yapıyorlar. Tarhun neydi? Yani böyle normalde tazesinden falan yemek yapılıyor muydu? Hiç görüntüsünü bilmiyorum. Hayır, sadece bilmiyorum. Baharat olarak kullanılıyor. Anladım. Bak çok alışık değiliz biz tarhun otuna. Evet, göstereyim üstünde konuşmuşken. Muhteşem, böyle nasıl tarif edilir bu? Ne kokusuna benziyor? Anasonlu gibi böyle bir koku. Ve vazgeçilmezdir patatesin. Evet. Bayburt mutfağında kullanılan. Patatese çok yakışıyor. Özellikle böreklerimizde kullanırız. Yani diğer illerde de vardır fakat bizim tarhun otuyla yapıldığı için ayrıcalığını hissettirir. Çubuk çubuk bir şey galiba böyle, evet, uzun uzun. Evet, benim gibi çubukçu çubukçu. Bak evet, uzun uzun. Seçeceğiz uzun. Şimdi bunu. Tamam. Kullanamıyoruz. Bakın börekleri, böyle patates pürelerine, şu an yapacağınız yemeğe bak, değişik bir tat, lezzet arıyorsanız mutfağınıza mutlaka alın, deneyin en azından. Belki çok seveceksiniz, hayatınıza yeni bir şey girmiş olacak. Bunu şey yapacağız, patatesimizi getirelim. Ben bunu boşaltayım. Hop. Patates ne kadar güzel, vazgeçilmez bir şey değil mi Türkler için? Evet. Her şeye kullanılıyor. Şöyle vereyim. Evet, tereyağım üç kaşık. Çok güzeldir bu arada. Dürttür. Heh. Üç. Oh. Aslında bayağı kavurma işlemi yaptın değil mi? Evet, yani tereyağıyla. Yani birleşsin diye mi yaptın, birleşsin biraz diye. Da kavurmuş, kavurmuş olduk olacağız. Değil mi? Lezzet evet. Açısından tereyağısı üzerinde soğanlı yağını önceden yapmıştık. Şimdi yumurta istiyorum iki tane. Getiriyorum. Tuzunu, karabiberini katacağız. Şöyle alalım artık. Sana, oh nasıl koktu kız? Muhteşem. Ah. Evet, tarhunu artık Nursel'in mutfağında bol bol göreceksiniz. Vazgeçilmezim olacak bence. Şöyle tane güzel güzel karabiberimiz olsun, tamam. Bol bol. Nursel'cim yumurta almak istiyorum. İki tane yüzüne süreceğiz. İki yumurta içine kırdık. Şimdi iki yumurta da üstüne. Bayağı süreceğiz. Şey, kış yemeği, evet, kuvvetli evet. Bir yemek. Özellikle sobanın fırınında olmuş olsa daha lezzetli Ay, olur. Ay şey, neydi onun adı? Kuzu kuzine. Kuzine soba. Sert sobanın
fırın kabında olacaktı ki. Allah! Odun kokusuyla. Allah! Bu şimdi onun üstünün kızarmasını sağlayacak. Evet. İşte hazır. Patates böreğimiz Hatice'den, Bayburt'tan size hediye olsun. Muhteşem görünüyor. Kaç derecede yapalım? 200 derecede. Tamam. Hazırız. İkinci ne yapalım? Sirkeli yemeğimizi pişireceğiz. Pazı. Pancar sapından. Aa, pancar sapından. Biz pancar diyoruz. Normalde pazı sapı. Tamam. Hadi her geçelim. Her yörenin kendine göre bir açılımı var. Bizimki de öyle. Aynen öyle. Buyurun.